Çok sadece bırakıyorum. Valla paket beni hiç hak etmiyor bence şu an. Selam. Selam. Annem sen öleceksin lan. O nasıl bir titreme? Tipe bak. Yalnız. O üst üste binmiş. Kalıcı dişli. Yan tarafta paket var. Bir yandan... Aa, paket mi geldi? Oradan haber bekliyorum. Duvara tıkladıkları anda yana geçeceğim. Metin tutuyor şu an. Ve işlemi güzelce yapıyorlar. Ve bitti. Evet. Fotoğrafını çekeyim. Nesi var? Aşkım. Fotoğraf çekmenizi istesem olur. Olur. Sizi mi çekeceğim? Falan. Çekiyor mu bu? Çekmiyormuş. Şu, üstündeki şu çekiyor. Mesajlara girdi. Çekiyor mu üstündeki? Tamam, tek elle çekeceğim mi? Dur annem. Harika. Aa, atta da. Evet. Gerizekalı. Çok güzel bir çocuksun. Çok güzelsin. Bu çektiğim fotoğrafları size de gösteririm. Ne var ablası bunda? Saçı sahibi telaşlanmış ya, dişler üst üste binince. Hı-hı. Normal bir durum olduğunu açıklayacağım. Süt dişleri dökülüp kalıcı dişlerinin çıkma mevsimi tam olarak. Diş üstüne binmiş. Evet. Hani derler ya, damar damar üstüne binmişti. Süt dişleri dökülmemiş. Bir de bu çocuk kaç yaşında ya? Küçük daha. Ya, hem kendi küçük hem yaşı küçük. Bu tipler o kadar yaşlı duruyor ki yalnız. Normal yani çocuğun tüyleri biraz daha deri tüy yapısı kötüydü. Bir takım supplementlerle toparlamaya çalıştık. Çinko, B12, balık yağı vesaire daha kötüydü. Toplandı. Yani. Toplanmış hali. Sevebilir miyim seni? Çok güzel ama huyu çok güzel. Evet, hiç öyle görünmüyorsun. Sanki böyle saldıracakmış gibi bir tipim var ama. Yeti gibi değil yani. Ama çok güzelsin. Evet, bize saldıran bir yeti vardı. Hatta bana saldıran. Gözlerinin kucağında iyi duruyordu da. Onu izlemek istiyorsanız yukarı kartlara koyuyorum bak. Onun kepsini yapmışlar. Çok güldüm. Aaa diye saldırıyor size. Harbi mi? Gel gel. Bu tarafa döner misin? Gel, ben tamam, buradayım. Tamam, gir orada. Tamam, ben buradayım. Aferin sana. Yeter. Hayır. Bekle. Hayır. Lütfen. Hayır. Bekle. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Hadi, hadi gel sevgilim seni. Hadi gel sevgilim, gel. Seni hiç sevmedim şu an. Aferin sana, aferin. Seni yoruldum. Yeti şu an içeridekini görüyorum ve ona gidiyorum. Seni Gözde'yle baş başa bırakıyorum. Aşkım. Allah'ım, yoluk yoluk bir tipin var. Pasak mı kız seni? Tasma da sünger bob. Kız mı bu? Evet. Süt dişleriyle alakalı da, daha doğrusu bu diş düşme falan filan olaylarıyla da alakalı bir konuşalım. Hatta Gözde ablamız müsait olursa belki onu konuştururuz birazdan. Metin Avza. Ha, Metin. Ağızdan sorumlu devlet, evet, bakın. Evet. Avza bakan Metin. Doğru, Metin'i konuşturalım bu konuyla alakalı. Kulaklarımız da kaşıyormuşuz fakat herhangi bir akıntı vesaire oluşumu göremiyorum. Çok akıllı bir çocuk bu ya. Bu arada Metin'i konuşturmadan önce en azından sadece bu videodan bilgi almak isteyen insan olursa diye bir cümle kurayım. Bu şekilde... Aha, istenilen kişi. Gel gel. Metin. Aha, Metin geldi. Var. Süt dişleri çocuğun düşmemiş. Tamam, çekeriz. İkisi de beraber mi duruyor? Evet. Tamam. Güvercinlerin bebek tüyü olur ya, şuralar öyle duruyor. Ay 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 ay, alalım onları. Çekilmeli soldaki mi? Ne kadarlıkken çekilmeli? Ya. Hemen mi çekilmeli? Düşmesi beklenmeli mi? Sallanmıyor. Sallanmıyor, daha iyi yapışmış. Kaç aylık şu an? 7, 8. O kadar yoktur. Aşkım. 6 aylık. 6 aylık. 6 aylık. Dişi miyiz? Hı hı. O yüzden hızlı uzamış dişleri. Dişinin hareketinde değişiyor çıkma süreleri. Çekmeli miyiz? Neye göre, yok, kime ya, göre? Yok ya, kime ne anlatayım? İnsiflerin aşınmasını mı anlatacağım burada? Yok. Kapan atıyorsa falan diye. Dişi çekmeli miyiz? Ha. Yani süt dişiyle... Dişi çekiyoruz ya, onu çekeceğiz. Bu çekilmeli, öyle mi? Şimdi acelesi yok. Hemen şimdi acil yapılacak diye bir şey yok. İlerleyen zamanlarda kısırlaştırma geldiğinde beraber hepsi aradan çıkartılır. Doktordan acil bir şey değil. Çok korkulacak bir şey değil. Ama aynen, bu şekilde yaşamasına da izin verilmeyecek. Yok, ilerleyen zamanlarda sıkıntı oluyor. Orada yemek artıkları vesaire, diş taşlarının oluşumu, diş taşlarından diş etlerinin çekilmesine kadar oldular. İlerliyor, çürüklerle karşımıza geliyor, diğer dişlere sıçrıyor. Daha uzun ömürlü olması için o dişin çekilmesi lazım. Ki normalden daha fazla birbirine dokunan dişler diye biliyorum. Evet. Diş dokunma yüzeyleri çok fazla. Dibeden onlar şimdi. Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz. Seni kullanıp gönderiyoruz.
Öyleymiş. İşlem bitti. Anneciğim. Oy. 6 aylıkken diş çekimi de ne ya? Ablası muayene kayıtlarına giriyor oraya. Abi yazsın. Ben de şu muayene kaydını. Çeni küçük. Yüce. Çok güzelsin sen ya. Bu da tasması mı? Aynen. Ama ben sandalyeye geziyorum. Normalde süveterle geliyordu her gelişinde. Şimdi bahar izahari geldi ya, onu atmışız. Niye atmışız? Süveterle geliyordu ya, renk renk hatırlamıyorum. Biz mi atmışız? Yok, çıkarmış. Ha tamam. Biz de atıyoruz da ondan. Kliniklere hasta götürürken özellikle yatılı bırakacağınız zaman böyle yatak döşek götürmeyin. Tamam, çocuğun yanında oyuncak olacak, altına serilecek bir şeyler falan olsun. Ama insaf yani, yorganla getiren hasta sahibi tanıyorum. Ya hocam kokusunu aldı da yatsın falan. Yok, küçük bir minder vesaire falan en uygun kısmı. Kıyafet de aynı şey için geçerli. Operasyon için götürdüğünüz çocuklarda sadece tasma olsun. Kıyafetle götürmek mantıklı değil. Çünkü hepsi çıkartılıyor. Güle güle. Bitti herhalde işimiz. Evet. Kara burası. Nerede? Orada. Haydi. Gel anne. Hadi gel gidelim. Güzel misin? Bir uygulaması da var mı yakın zamanda? Ona da bakayım. Süt dişleriyle alakalı da üzerine konuşmakta fayda var. Çünkü dişler ne zaman çıkıyor, ne zaman çıkmıyor, ne zamana kadar çıkması beklenmeli. Ya da sağlıksız tablolarla alakalı kesinlikle konuşmamız gerekiyor. Bunu da ayrıca bir Metin abimizi alırız. Aha da buraya yazıyorum. Evet, bir defterle beraber daha düzenli bir şekilde video arşivi oluşturma niyetine girdim. Yazamıyorum şu an, tek elle açamadım da yazacağım. Böyle sorularınız vesaireleriniz olduğunda alt tarafta biliyorum çok fazla soru soruyorsunuz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ama bazı sorularınızı aşağıda cevaplamam mümkün değil. Neden? Çünkü sizin sorduğunuz sorunun cevabında gerçekten adam akıllı açıklama yapılması gerekiyor olabilir. Onun için de kalkıp siz uzun uzun yazmışsınız. O yorumun altına, sorunun altına da veteriner hekime götürün, veterinerize sorun gibi saçma ve gel dedim, kimse yok. Kimse yok ki, niye geldin? Kapı çalmış gibi geldi. Saçma sapan bir şekilde bir anda üstün körü bir cevap vermeyi de istemem. O yüzden açıklamalı videolar, yani sizin sorularınıza özel videolar çekmeye başlayacağım. Şuraya bir tane de bir sandalye alacağım. Çünkü neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü ülkenin en büyük veteriner hekimlerinin bulunduğu cevaplama platformu, kanalı biz olduğumuza göre artık bu sorumluluğu da üstlenmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kanala abone olduğunuz için, bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güle güle.